Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Sizlerle soru cevap yapmak isterim ama malum buradaki antrenman programımızın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiş olabilir. O yüzden kusura bakmayın. İsterseniz şimdi sorulara ve cevaplara geçelim. Soru sormayı, araştırmayı ve öğrenmeyi seviyorum. Bu yüzden tarihi fikirleriyle ünvan vermiş insanlar hakkında okumalar yapmaya çalışıyorum. Tabii bunlardan da kendime örnekler çıkartıyorum. Milli takım kampındaydık. Hepimiz bir odaya kapanıp draftları izledik. Draft olduğum an ise asıl şimdi başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz dedim kendi kendime. Son zamanlarda o kadar heyecanlandığım nadir anlardandı. Basketbola başladığım dönemde bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ama tabii ki kendimi basketbola kaptırınca hayallerimde de biraz değişiklikler oldu. Hepimizin hayatında zorlandığı dönemler tabii ki olmuştur. Benim de oldu ama hiçbir zaman pes etmeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü kendimden emindim, neler yapabileceğimin farkındaydım. Benim de zamanımın geleceğini biliyordum. O yüzden her zaman kendimi hazır tuttum. Antrenman ve maçların dışında zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. Kişisel gelişimim adına makaleler ve kitaplar okuyorum. Son dönemlere fırsat buldukça meditasyon ve yoga yapmaya çalışıyorum. Sağlığın önemini, başta aile ve arkadaşlar olmak üzere sahip olduklarımızın değerini daha da iyi bilmemiz gerektiğini öğretti bence bu dönem. Her şeyden önce kendilerini iyi tanısınlar, neler yapabileceklerinin farkına varsınlar ve bu doğrultuda çok çalışmaya devam etsinler. Saha içinde ve saha dışında birçok zorlukla karşılaşıyoruz ve onlar da karşılaşacak. Ama yılmadan mücadele etmeye devam etsinler çünkü onların da zamanı gelecek. Kesinlikle benim için en unutulmazı Portland maçıydı. Çünkü hem son saniye üçüyle maçı kazandık hem de takıma galibiyeti getiren isim ben oldum. Benim için kesinlikle en unutulmazı Portland maçı. Benim için şu anki en iyi 5 Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Antetokounmpo ve Joel Embiid.